Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi mülhimiz sabril muhlisine min ibadihi. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin mümidin şirki bi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi Teala ve estağfiruhu ve eşhedü en la ilahe illallahü emere bis sabri fis sarrahi ve darrahi ve eşhedü enne Muhammeden Resulullahi fil hakkı külle belay sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve ashabihi ecmain amma ba'du feya ibadullahi usikum bitakvallahi ve taatihi innallahi ma'lezinettekav vellezinehum muhsinun kalallahu teala fi muhkemi kitabihi kerim Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Allah amini olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkartır. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren nefs afetleriyle %100 doludur. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunurlar. Zulmetle temsil olunurlar. Herkesin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır, zifiri karanlık. %100 afetlerle doludur. Ne yapar kişi? Allah'a ulaşmayı diler. Sonra irşat makamına ulaşır, tabi olur. Arkasından nefs tezkiyesi başlar kişiler için. Öyleyse bu nefs tezkiyesi müessesesine dikkatle bakın. Burada nefsinizi tezkiye ettikçe nefsinizin kalbindeki afetler faziletlerle, fazıllarla yer değiştirirler. Fazıllar gelirler, iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Bunlar nurlardır. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar adım adım çoğalmaya başlar. Ne kadar nur çoğalırsa karanlıkta o kadar azalmıştır. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor? Nefsinizin kalbini karanlıklardan, zulmetten nura ulaştırıyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki karanlıklar külliyen yok olmuştur. Karanlıkları hepsini kapı dışarı ettiniz. Daimi zikre ulaştığınız gün artık tekrar geri gelmesi de mümkün değil hiçbirisinin. Daimi zikre ulaştığınız güne kadar her şey negatif olarak devam edebilir. Ama oraya ulaştığınız zaman olay bitmiştir. Öyleyse Allah insanların kalplerindeki nuru arttırmakla, o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmakla görev yapıyor. Allah Teala bunu vücuda getiriyor. Buna göre dizayn etmiş her şeyi. Kanunlarını buna göre kurmuş. Allah'ın kanunlarını yürüten sistemin adı nedir? Sünnetullah'tır. Sünnetullah, kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan bir ilahi kompütür sistemi. Bir ilahi bilgisayar sistemi. Her kar zerresi, her yağmur zerresi onun kontrolü altındadır. Kainattaki her şey. İşte Allah-u Teala'nın sünnetullahı sistemi dizayn eder. Ne yapar? Zikir yaparsınız. Allah'ın katından rahmet gelir, fazl gelir ve salavat gelir tabiyetinizden sonra. Bunlardan fazıllar kalbinize Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanların sahipleridir. Birbirlerini çekerler. Ve gelen fazıllar nefsinizin kalbinde yer alırlar, yerleşirler. Böyle bir dizaynda fazılların nefsinizin kalbinde toplanması bu ayet-i kerimenin muhtevasını ifade eder. Allah amini olanların dostudur, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur.
Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kalbiniz her geçen gün zikirle daha çok nur alır. Nurlar gelir kalbinize yerleşir. Kapkaranlık olan kalbiniz adım adım aydınlanmaya başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yerde 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Nurlar karanlıklara galebe çaldığı an sizler Allah'a ulaşmış bir evliya olursunuz. Allah'a vasıl olmuş bir evliya. Evliyalık ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes evliyadır. Dikkat edin, evliya kelimesi dost demek. Allah-u Teala bunun başladığı noktanın takva sahibi olduğunuz, o nokta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta olduğunu söylüyor. Ellezine aminu ve kânu yettekun diyor Allah-u Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Takva sahibi olmak da amin olmanın başlangıcı. Nefsinizin kalbindeki karanlıklarla alakası yok bunun. Nefsinizin kalbi hala kapkaranlık. Ama bir talebiniz var. Başka bütün insanlardan farklı bir insan oldunuz. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu farklılığı elde ettiniz. Şimdi bakınız Allah Teala ne diyor? Biz Resullerimizi göndeririz diyor. Niçin gönderilmiş? Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları da uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece iki sınıf. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Dileyenleri müjdelesin diye, kardeşim sen Allah'a ulaşmayı diledin, gideceğin yer benim cennetim. Bitti olay. Ya ötekiler? Ötekileri uyarsınlar diye. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmak diye bir şey var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece cennetine alacak. Ona göre ayağınızı denk alın ha. Allah'ın cennetine girecek olanlar, uyarılmayanlar, müjdelenenler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, cennetle müjdelesinler diye, dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Müjdelenenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi ayet-i kerimede ne gördük? Allah amini olanların dostudur. Dostluk kelimesi evliyalık müessesesi. Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Peki gelelim amin olmayanlara. Ondan sonra da amin olmayanları anlatıyor Allah Teala. Vellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Evliya hümü tagute. Tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Yuhrici nehum minen nuri ile zulümati. Onlar da bu tagut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah Teala. Ne oldu, kişi ne yapmıştı? Allah'a ruhunu ulaştırmıştı. Kalbinin %51 nurla dolmuştu. Bu noktaya kadar o kişi Allah'ın garantisi altındadır. Allah'ın dostu olduğu anda, şeytanın dostluğundan kurtulduğu anda garanti altındadır kişi. Şeytanın, tağutun o kişi üzerindeki bir hükmü kalmamıştır. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar diyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan iştirak ettiler, kendilerini kurtardılar. Neye? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kimin kulu olmuşlar? Allah Teala kullarımı müjdele diye açıkça söylediğine göre Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar bu insanlar? Bir tek şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dileyen insan
kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen insan, Allah'ı kendisine vekil tayin eden kişidir. Yani, ya Rabbi sen benim irademi kontrolün altına al, beni hedeflere ulaştır. Ey benim yüce Rabbim! Benim irademi ilahi iradenle kontrolün altına al. Ben seni vekil tayin ettim. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim irademizi kontrolü altına alıyor. Allah'ın ilahi iradesine karşı çıkabilecek olan bir başka irade mevcut değil. Ne zamana kadar geçerli? Nefsimizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolup da ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçerli. Bu bir teminat. Şeytan size o noktaya kadar hiçbir şey yapamaz. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ı kendinize vekil tayin ettiniz. O vekil sizi, siz onun müvekkilisiniz, vekil tayin edinizsiniz. Vekiliniz Allah. Sizi şeytanın bütün tasallutundan, hatta insan ve cin şeytanların, şeytan şeytanların, insan şeytanların hepsinin habisliğinden sizi koruyacaktır. Hudutlu bir koruma. Ruhunuzu teslim aldığı güne kadar devam eden bir koruma, bir muhafaza altındasınız. Şeytan size hiçbir şey yapamaz. Onun hükmünün dışındasınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. Allah'ın kuluysanız tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu oldunuz. Ne demek bu? Tağut size emrediyordu. Tağut sizi kontrol altında kullanıyordu. Artık tağutun kulu değilsiniz, Allah'ın kulusunuz. Tağut size kontrol açısından hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaştı. Allah Teala sözünü yerine getirdi. Hangi sözünü yerine getirdi? Diyor ki Allahü yeştebi ilehi men yeşayü ve yehdi ilehi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve o dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Herkesi değil. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifade kesinlikle şu: Allah onları kendisine ulaştırır, mutlak ulaştırır. Peki ama iblis boş durmayacaktır. O insanları yoldan çıkarmaya çalışacaktır. Kişinin böyle bir hedefe ulaşabilmesi için namaz kılması lazım. Oruç tutması lazım. Zikir yapması lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirmesi lazım. Zekat vermesi lazım. Kişi evvelce böyle bir şey yapmamış. Allah Teala'nın ilahi iradesi kişiyi öyle bir kontrol altına alıyor ki bunları Allah o kişiye sevdiriyor. Kişi severek namaz kılıyor, severek oruç tutuyor, açlık hissetmiyor, severek zikir yapıyor, zikrin sonunda da büyük mutluluklar yaşıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın, Allah sözünü tamamlasın. Tamamladı, ilahi irade devreden çıkar. Artık sizi koruyucu bir kalkan yoktur. Peki olabilir mi? Olabilir tabii. Ne yaptınız da buraya ulaştınız? Allah-u Teala'nın temel emrini yerine getirdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah da sizi kendisine ulaştırdı. Öyleyse şöyle bir inancın sahibisiniz. Allah Teala ne diyordu? Bana ulaşmayı dileyeceksin, ben de seni kendime ulaştıracağım. Ve kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah da onu kendisine ulaştırdı. Allah sözünü tamamladı. Bu noktadan sonra kişinin devam etmesi yoluna
ancak Allah'ı kendisine vekil etmeye devam etmesiyle mümkündür. Neyle belli olur bu? Acaba kişinin Allah'ı kendisine vekil etme müessesesi devam ediyor mu? Zikirle belli olur. Kişinin zikirleri Allah'a ulaştığı 33 bin zikirde durmamışsa, aynı seviyeyi devam ettirmiyorsa, yükseliyorsa veya aşağı düşmüyorsa, o kişi yeni bir vekaletin içindedir. Bu vekalete dikkat edin. Bu vekalet bilincinin tamamlanmasından sonra tahakkuk eder. Kişi, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah söz vermiş, hamdolsun ki beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala fizik vücudunuzu bana teslim edin diyor. Ben eğer fizik vücudumu da Allah'a ulaştırmayı dilersem, ulaştırmayı değil, Allah'a teslim etmeyi dilersem, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir hüviyete getirmeyi dilersem, Allah mutlaka bunu da yerine getirecek. Bu inancın sahibi olan kişi, Allah'a tevekkül eden kişidir. Derhal başkalarından farklı bir dizaynı oluşur. O zikrini azaltmaz, zikri giderek artmaya devam eder. Artan zikir, Allah-u Teala'nın ikinci muhtevayı da tahakkuk ettirmesine, fizik vücuda da teslim olmasına sebebiyet verir. Kişi, fena, beka, züht makamlarını geçecek ve muhsinler makamında fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir duruma girecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan, kişinin gayretiyle mutlaka böyle oluşması lazım gelen Allah'ın emridir. Ama ya kişi Allah'a ulaştıktan sonra gevşemişse, zikirlerini aynı hüviyette artık devam ettirmiyorsa, yükselme değil, aynı seviyeyi muhafaza etmekte değil, aşağı doğru bir seyir varsa, o zaman Allah'a tevekkül etmemiştir. İşte ayetin ondan sonraki kesimi bununla alakalı. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُفْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَّا الظُّلُمَاتِ diyor. Onlar ki kafirlerdir, onlar Allah'ın değil tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete indirir diyor. Onların kalplerini nurdan tekrar zulmete götürür. İşte böyle bir müessese, yozlaşma müessesesi her zaman herkes için bir tehlikedir. Ve Allah-u Teala kimsenin böyle bir vaziyete düşmesini istemez. Ama insanlar bir süre Allah'ın güzelliklerini yaşadıktan sonra bir de bakarsınız zikirleri yavaş yavaş aşağı doğru bir inişe geçmiş. Böyle devam ederse sonunda kişi kalbi Allah'ın nurlarından ayrılmış bir hüviyete dönüşecektir. Neden? Çünkü Allah-u Teala böyle bir hüviyete ulaşan kişinin, adım adım aşağı doğru inen kişinin bir noktadan sonra hüviyetini tersine çevirecektir. Ne yapmıştır kişi? Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah-u Teala o ruhu tekrar o vücuda geri gönderecektir. Ne yapmıştır Allah? Kişinin kalbine, kalbin mührünü açıp iman yazmıştır, iman kelimesini yazmıştır. Allah-u Teala iman kelimesini geri alacaktır. Kalp tekrar kararacaktır ve o kişinin kalbinin kararması olayını işte bu ayet anlatıyor. Bunu yapan insan ve cin şeytanlardır. O kişiye tesir edip Allah'ın muhafazasının bittiği noktadan itibaren onu dejenere ediyorlar. O artık Allah'ın görevlerini yapmaktan zevk alan bir insan olmuyor. Artık onun için böyle bir şey söz konusu değil. Adım adım yolunda aşağıya doğru iniyor. Onlar tağut tarafından yoldan çıkarılanlardır. Kalbinin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbinin içindeki iman kelimesini alıyor. O kişinin kalbini mühürlüyor.
kalp artık kapkaranlık, o kalpte iman kelimesi yok. Böyle bir insana Allah Teala o diyor kafirdir. Kalbin nurdan karanlıklara götürülmeye başlanan herkes başladığı noktadan itibaren küfürdedir. Peki kurtaramaz mı kendisini? Kurtaramaz olur mu? Allah Teala diyor ki tekrar bana ulaşmayı dile, ben gene seni kendime ulaştırayım. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes fısıltıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hayata fısıltı olarak başlar, dalalette olarak başlar, küfürde olarak başlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fısıltıdan, küfürden ve negatif faktörlerin hepsinden müstahni olurlar. Ama ne zaman ki bunlar tekrar geriye döner, kişi mümin olmaktan tekrar kafir olmaya, iman sahibi olmaktan küfür sahibi olmaya döner. Kalbi tekrar kararır, tekrar gözlerini Allah-u Teala hicab-ı mesture koyar, kulaklarına vakra koyar, kalbine ekinnet koyar. O kişinin Allah'ın değiştirdiği bütün güzellikleri, negatiflerin pozitife çevrilmesi olayı tekrar tersine çevrilir. O kişi başlangıçtaki kafir olan kişinin bütün özelliklerini yeniden kazanır. Arkasında kim var? Arkasında tağut var. Şeytan var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde herkesin etrafında mutlaka şeytanlar var diyor. Bir tek şeytan iblis değil. Bütün insanlar için bir şeytan mutlaka vardır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, işte o sizi, sesi size ilka eden, ulaştıran iblistir. Sadece iblis dediğim bir tek şeytandır. İblis dediğim zaman siz bütün şeytanları düşünün. Şeytanın Allah Teala diyor ki onlar diyor o ve taifesi, iblis ve taifesi, başkanları iblis, sizin göremeyeceğiniz yerlerden hepinizi görürler diyor. O ve kabilesi. Sizin göremeyeceğiniz yerlerden hepinizi görürler. Hepinize negatif tesir etmek için ellerinden gelen bütün gayretle çalışırlar. Bilirler ki gidecekleri yer cehennemdir. Ne kadar çok insanı beraberlerinde götürebilirlerse cehenneme, o kadar çok mutluluk duyacaklardır. Peki gerçekten insanların çoğunu iblis, şeytan ve onun takımı, onun kabilesi, herkesin etrafındaki şeytanlar başarabilecek mi? Ne yazık ki bu kesin bir oldu. İnsanların çoğunun cehenneme gideceği kesin. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyurur ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır diyor. O gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır diyor. O kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor. Hayvanlardan daha aşağı derecededirler diyor. Öyleyse kimlerden bahsediyor Allah Teala? Şeytan tarafından etki altına alınmış olan bütün insanlardan. Sadece bir tek dilekle kurtuluş mümkünken insanların çoğunun buna rağmen cehennem yolcusu olması gerçekten çok ibret verici, hüzün verici bir olgu. Sadece Allah'ın söylediklerinden insanların haberdar olmaması bunun sebebi. Arkasında da dini insanları unutturan şeytanlar, sadece onlar var.
Öyleyse Allah Teala ne diyor Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emredilir. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Şimdi bu iki müesseseyi yan yana getirdiğimiz zaman insanı şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların şerrinden kurtaracak olan şeyin nefs tezkiyesi olduğunu görüyoruz. Nefsinizdeki afetlere bakalım. Neyi ifade eder afetler? Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, asla yapmak istemeyen, Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işlemek isteyen bir özellik gösterir nefsinizin bütün afetleri. Doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle, karanlıklarla doludur. Her zerresi bunu ister. Allah'ın bütün emirlerinin asla işlenmemesi, yasaklarının da hepsinin gerçekleşmesi. Peki ruhunuz? Ruhunuz da %100 hasretlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen özellikle. Öyleyse böyle bir dizaynda neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın bir denge unsuru olarak insanı yarattığını görüyoruz. Bir tarafta gündüz var, nur var, %100. Öbür tarafta gece var, %100 karanlık var. Nefsiniz, afetler, karanlığı, ruhunuz, hasretler, nuru temsil ediyor. Denge. %50 öyle, %50 böyle. %50 nur, %50 karanlık. Eğer bir insan Allah'ın yoluna girmezse bu denge müessesesinde kalır. Ama bu dengeyi bozacak olan bir unsur vardır. Şeytanın fısıltıları. Herkese fısıltayarak onları Allah'ın yolundan men etmek için her türlü şeyi yapar iblis ve bütün şeytanlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, şeytan deyip geçmeyin. Son derece zeki mahluklar. Bir deney yapın kendi kendinize. Bir konuda karar vermekte düşünün, muhakeme edin. Acaba alternatifler yakın birbirine. Şu yolu mu takip etsem, bu yolu mu takip etsem, şu kararımı versem, bu kararımı versem. Bunu düşünün. Düşündüğünüz zaman denemek için A şıkkını tercih edin. Onu yapmak üzere tam harekete geçerken B şıkkının sizin için daha uygun olduğunu söyleyen bir ses duyacaksınız içinizden. Hemen bugün deneyin. İblisi tanımanız için söylüyorum. Etrafınızdaki şeytanları tanımanız için söylüyorum. Bir karar vermek arifesindesiniz. Düşünün, taşının, muhakeme edin güzelce. Muhakeme ederken de o devamlı devreye girmiştir zaten. Sizin hangi konuda ısrar ederseniz onun tersini size ispat etmeye çalışır. Ve bir iki karar değiştirirsiniz ama değiştirmeyin. Bir tanesine karar verin. Karar verdiniz, içinizdeki ses susmayacaktır. Onun tersi olan kararın sizin için çok daha geçerli olduğunu anlatan deliller gelmeye başlayacaktır. Deneme yapıyorsunuz ya, tamam deyin, öyleyse ben ikinci yolu tercih ediyorum. İkinci yolu tercih eden siz misiniz? Birincinin daha doğru olduğunu, mutlaka birinciyi tercih etmeniz için neler 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 söyleyecektir size. Gene deyin ki tamam öyleyse birinciyi tercih ediyorum. Bu sefer de ikinciyi tercih etmeniz için o ana kadar aklınıza gelmeyen daha bir sürü sebep sayacaktır. Maksadı ne? Sizi zayıflatmak, iradenizi zaafa uğratmak, şeytanın elinde, şeytanların elinde sizi oyuncak etmek. Gaye bu. Onu tanıdığınız zaman probleminiz kalmaz. Neden kalmaz? Çünkü ne söylerse aksini yaparsınız. Probleminiz kalmaz. Çok iyi bir kılavuzdur. Kesin kılavuz. Neyi söylüyorsa başlangıçta söylediği şey, sizi ikna etmek istediği ilk yol daima yanlıştır. Onun aksini yaptığınız sürece doğrusunu yapmaktasınız. Çok sağlam bir kılavuz bu açıdan. Mutlaka sizi günaha sokacak olan,
mutlaka sizi Allah'ın karşısında küçük düşürecek olan, mutlaka sizin yapmamanız lazım gelen bir şeyi yapmanızı ister. Veya yapmanız lazım gelen bir şeyi yapmamanızı ister. Öyleyse bu bağlamda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size emrettiği her şey en güzelidir, olması lazım gelen en mükemmelidir. Tağutun, insan ve cin şeytanların emrettikleri ise hep en kötüsüdür. Ve sizin için söz konusu olan şey onu veya bunu dinlemek olacaktır. Allah Teala bunun için size muhakeme kabiliyetini vermiştir. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan Furkan'ı ise Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kazanırsınız. Furkanlar, Allah'ın gözlerinizi açması, kulaklarınızı açması, kalbinizi açması, görme hastanızın görme hastasına görme imkanına kavuşması, işitme hastanızın duyma imkanına kavuşması, idrak hastanızın idrak etme hastasına kavuşması, imkanına kavuşması, bunların hepsi Allah'ın yardımıyla tahakkuk eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Öyleyse bu bapta neyi görüyoruz? İnsanın iblisle olan insanlık tarihi boyunca devam eden bir macerası var. Nereden başlıyor? Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. İblis de, yani şeytanların Allah'ın katında olan cin tayfesinin olan ateşten yaratılan, yani dumansız ateşten, enerjiden yaratılan iblis. İblisin dizaynına bakıp biz insanlar topraktan yaratıldık. Ama iblis o enerjiden yaratıldı. Bütün cinler enerjiden yaratıldı. İblis de cin tayfesinden. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ben onu halife olarak yarattım deyince iblis bu işe fena halde kızıyor. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Sonra ruhundan üfürüyor ve bütün etrafındaki meleklere, onların arasında iblis de var, diyor ki ona secde edin. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin. Secde Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna yapılmamıştır. Fizik vücudunun içinde barındırdığı Allah'ın ona verdiği ruha yapılmıştır. Sadece kainatta bir tek mahluk vardır. Allah'tan bir nesneyi muhtevasında taşıyan sadece insandır. Ne hayvanlar, ne cinler, ne herhangi bir mahluk böyle bir yetkinin sahibi değillerdir. Sadece insan böyle bir masariyete sahiptir. Bu sebeple kainatın en üst noktasındadır. Yeryüzünün de halifesidir, kainatın da halifesidir. Öyleyse iblisin secde etmemesi üzerine ne olduğuna bakalım beraberce. Allah Teala diyor ki ey iblis diyor, emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? O da diyor ki sen beni enerjiden yarattın. Ateş, dumansız ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Karşılaştırmaya dikkat edin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü sebebiyle onun ruhunu kastediyor. Şeytan üstünlüğü sebebiyle kendi fizik vücudunun enerjiden yaratıldığını söylüyor. Bu hilekar mahluk o günden beri Allah Teala'nın saf dışı ettiği bir mahluk. Allah Teala derhal diyor ki derhal oradan aşağı in. Huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde seni cezalandıracağım. Böyle bir dizaynda iblis kovuluyor. Ve diyor ki Allah Teala ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ne yapacaksın kıyamet gününe kadar? Kıyamet gününe kadar diyor. Ben diyor bu insanların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir ederek sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım.
Yani onlardan intikam alacağım diyor İblis. Bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen. Allah Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, bütün etrafındaki şeytan tayfasıyla insanlara saldır, dilediğini yap. Ama onlardan kim senin bu hilelerine kanarsa onları da seninle beraber cehenneme koyacağım diyor. Bütün insanlar nereye gidecekler? İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek. Sadece Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi söylemiyor bunu. Allah-u Teala kıyamet gününde iblisin insanlara söylediklerini tekrar ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki siz diyor bana diyor kızıyorsunuz diyor. Niçin kızıyorsunuz diyor. Ben sizin üzerinizde zor mu kullandım diyor. Sizin üzerinizde bir yaptırım gücü mü vardı? Bir sultanlığı mı vardı? Hayır yoktu diyor. Gene de yok diyor. Ben diyor size teklifte bulundum. Azıcık süslemiş ama onu söylemiyor bu ayette. Teklifte bulundum diyor. Siz de diyor teklifimi kabul ettiniz. Günahları işlediniz. Buradasınız diyor. Beni diyor kınamayın. Levmetmeyin beni. Kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın diyor. Nefsinizdeki afetleri kınayın. Hüviyeti var burada. Öyleyse nasıl bir dizayndan bahsediyoruz? Kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsediyoruz. İblis. Şeytanlar sadece negatif mahluklar olarak yaratılan cinlerdir. Dikkat edin. Cinlerin içinde sizin gibi Allah'ın yolunda olan nefslerini tezkiye eden milyonlarca cin var. Ama şeytanların içinde hiçbirisi böyle bir yetkinin sahibi değildir. Böyle bir dizayna asla ulaşmaları mümkün değil. Şeytanlardan hiçbirinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O yapıyla yaratılmışlar, kendilerini kötülüğe adamışlar. O konuda bütün gayretleriyle çalışıyorlar bu mahluklar. Ve kıyamete kadar da devam edecekler. Öyleyse içinizden gelen seslere dikkatle bakın. Nerede Allah'ın bir emrini yapmamanızı isteyen bir ses size sesleniyorsa, nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi isteyen bir ses size sesleniyorsa, bilin ki o siz değilsiniz. Son derece ustalıkla içinizdeki sesi tekrar eder. Hani Allah derken dilinizi kullanmadan iç sesinizde Allah 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 diyorsunuz ya, dilinizi kullanmadan, ses çıkarmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak kalbinizin elinizin altında koyuyorsunuz. Her çift atışında o kelimeyi kalbinizle söylüyorsunuz. Dilinizi kullanmadan sessiz sesinizle. İşte o sesi iblis çok kurnazca taklit eder. Siz de zannedersiniz ki siz o fikirdesiniz. Hayır, o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Onu ayırın. Veya söylediğimi yapın. Onun tam zıttını gerçekleştirin. Ne söylüyorsa. Onu tanıyorsanız zaten probleminiz kalmayacaktır. O zaman hep doğruyu yaparsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Allah sizden sadece bu dünyada muhteşem bir mutluluğu yaşamanızı ister. Allah sizden sadece cennet, mutlaka cennete girmenizi ister. Bunun için bütün şartları hazırlamıştır. Daha ilk dileğinizle Allah'a ulaşmayı ilk dilediğiniz anda Allah'ın cennetini hak edersiniz. Allah'ın cennetine girmek bu kadar kolay bir şey olmasına rağmen iblis insanlara bir sürü yalanlarla bunun tam aksini ispat etmeye çalışır. İnsanlar da inanırlar. Bir kısım insanlar hala derler ki cennet mi? Bana mı? Yahu Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip etmiş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Bunlar yalan. Allah Teala bütün sahabenin mutlaka cennete gideceğini kesin şekilde ifade ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde
ister ensar olsun diyor, ister macirin, hepsinin gideceği yer benim cennetimdir diyor. Hem de azın cennetleri. Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet kurtuluşunun hepsi sahipleri oldu diyor. Bütün sahabe bu hedefe ermişler. Sahabe dediğiniz kişiler kimdir? Bizim sevgili alimlerimize sorarsanız sahabe, alimlerimize göre sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Kur'an'a göre sahabe kimdir? Görenler değil, görenlerden tabi olanlar. Gözleri kör olsun görmesin ama tabi olsun, o sahabedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler var. Şeytana tapanlar var, ateşe tapanlar var. Hristiyanlar var, Yahudiler var. Yani kendi dinlerini yaşayanlar. Onlar da görmüşler ama hiçbirisi değişmemiş. Ha bu arada şeytanlar da var. Onlar da değişmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Görenler değil, tabi olanlar ve bütün sahabenin cennete gireceği Allah-u Teala tarafından kesin bir hüviyette Kur'an'da çeşitli ayet-i kerimelerde söylenmiş durumda. Siz diyor bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi oradan ateş çukurundan kurtardı. Ne yaptı? Cennete ulaşacak hüviyete getirdi. Sizleri kalplerinizi telif etmek suretiyle kardeşler kıldı diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah-u Teala. Allah'ın ipine bir insanın sımsıkı sarılması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemeyen insan o ipe hiçbir zaman sarılamaz. Başka bir ip onu sımsıkı sarmalamıştır. İblisin ipi. Ve hepinizin yolu Allah'adır. Mutlaka Allah'a ulaşmak üzere bir dizaynın içinde olan insanlar, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar felaha erenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci felahın sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci felahın sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü, fizik gücünün tesliminde dördüncü felahın sahibidir. Nefsinin tesliminde beşinci, irşada ulaştığı zaman altıncı, iradesini teslim edince yedinci felahın sahibidir. Aynı zamanda bu yedi tane teslim içerir. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler felaha erirler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü hutbemizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm ettâibi minezzem ve kemellâ zembele estağfurullahil azîm ve etûbü ileyk ve eserullâhe li ve lekum tevfîk elâ inne hasenâ kelâme ve eblegan nizâm kelâmullâhi milikil azîzil allâm kemâ gâle allâhi tebâreke ve teâlâ fil kelâm ve izâ kuliyel kurânu feslemûnehu ve ensütilâ leküm turhamûn eûzu billâhi mineşşeytânirracîm bismillahirrahmanirrahîm Ya eyyühellezine aminus biru ve sabiru ve rabitu ve tekullahe lealeküm tuflihun. Velikallahü lena ve leküm ve lisairin müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat ilahe ahyayimin hüm vel emmat bi fadlihi ve rahmetihi innehu karibin mücbit davat. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain tazimen li nebiyihi ve takrimen li şani safiyih
Fekale azze ve celle min kailin muhbiran ve amira innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala Ali İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ebarek ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme verda Ali ve vatim ve vayim Seyyidina Ebu Bekir ve Ömer'e ve Osman'e ve Ali'yi zeyizlerine ve hayır paketin aşereti bin beşereti ala Beytin Mustafa yani ensar ve muhacirin ve sahibine ile yöntemizahin. Allah'ın mağfir el müminine ve el müminatı ve müslümine ve müslümat ve ahyayı müminin ve lemmat bir rahmeti ki ya erhamar rahimin ve selamün alel müselin ve selametün alel hazirin ila yevmiddin elhamdülillahi rabbil alemin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil ve fahşâi vel münkeri vel vâyi ye'üzüküm le'allekum tezekkerûn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuh. Allahu Ekber, Allahu Ekber.